Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz yine fırsat videosu arkadaşlar. Öncelikle bu tarz fırsatlardan faydalanabilmek ve bizlere de destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Her bu altcoin nedir ve fırsat videosunda yaptığımız gibi bu videomuzda da bulmuş olduğumuz bu coin'in, bu altyapının teknolojisini, vizyonunu, misyonunu CoinMarketCap verileriyle temel teknik anlamdaki verilerini elimizden geldiğince sizler için bilgilendirme amaçlı paylaşmaya çalışacağız. Şimdi bu fırsat nedir? Legend of Fantasy var. LFV arkadaşlar. Şimdi bu nedir diye bakacak olursak kendisi 3 boyutlu çevrim içi blok zincir üzerinde oynanan bir oyun. Bu oyunu blok zincir üzerinde oynayabiliyorsunuz. Kendisinin yani burada ben aslında çok fazla oyunun oynanışıyla falan ilgilenmiyorum. Daha çok ortaklarıyla ne iş yaptığıyla ilgileniyorum. Oyun içerisinde NFT'ler kazanabiliyorsunuz. Karakterlerinizi oyun oynarken de geliştirebiliyorsunuz. Yani karakterinizde bir kalkan mevcut. Kalkanınızı geliştirip daha yüksek paralara satabiliyorsunuz. Karakterinizin elbiselerinden tutun da oyun içerisinde birebir oynarken çıkaracağınız NFT'ler dahilinde hepsini alıp satabiliyorsunuz. İkinci artısı mobil bir oyun olması. Yani bugün herkesin elinde dünya üzerinde telefon varken bu oyunun oynanabilirlik ihtimali çok yüksek. Play to earn var, yani oyuna kazan mantığı var. Artık akımın burada olduğunu biliyorsunuz. Biz de akıma ayak uydurarak fırsat videoları çekerek elimizden geldiğince sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Burada DeFi, yani hem merkeziyetsiz hem de NFT kombinasyonu olduğundan bahsetmişler. Ödemelerinizi, bu ağ üzerindeki ödemeleri LFV token, yani kendi coin ile yapıyorsunuz. Aynı zamanda HODL edebiliyorsunuz ve DAO şirketlerinde de, yani DAO organizasyonlarında da kendisini kullanabiliyorsunuz. Ön satıştan satıldığını unutmayın. Ön satıştan satıldığı fiyat 0.2 dolarmış. Yani 20 centten ön satıştan satılmış. Şu anda da toplam dolaşımda 2.8 milyon adet varmış. Total satışı da 200 milyonmuş. Bunlar kendi tokenometrik verileri. CoinMarketCap'ten de bu verilere bakacağız. Şimdi yol haritasına bakalım. Yol haritasında bu adamlar adım adım bu işlemi yapmışlar ve kendilerini burada vaat ettikleri her şeyi yaparak ispat etmişler diye düşünüyorum. Bundan sonrası için 2021'in 3. çeyreğinde burada ön satış, private satış, yani ön satış ve merkeziyetsiz sistemlere kayıt demişler ve bunu da gerçekleştirmişler. Burada oyunlara entegrasyon, NFT entegrasyonlarını yapacaklarmış ve oyunun beta sürümünü NFT Marketplace sürümüyle birlikte yayınlayacaklarmış. Yine aynı şekilde yılbaşına kadar olan süreçte, yani 2021'in 4. çeyreğinde de NFT Farming Play to Earn Features, yani Play to Earn sistemini aktif edeceklermiş. Ve oyun içerisinde de diğer oyuncularla da PvP yaparak, yani hem açık alanlarda savaşarak hem de oyun esnasında birebir gerçek oyuncularla savaşarak yine kazanç elde edebiliyorsunuz. Ve 2022 haritalarında da yine NFT farmingleri var ve NFT karakterlerinizi landing'e çevirme işlemleri var. Burada yol haritalarını daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Güzel bilgilendirmeler var. Şimdi takım verileri çok net bir şekilde vermiş. Kimin kim olduğu burada belli. Girip detaylı bir şekilde kendilerini araştırabilirsiniz. Takım bilgilerinin üzerine çok durmayacağım. Benim bu projede dikkatimi çeken, sizler için bunu bir fırsat videosu olarak yapmamı sağlayan şey buradaki arka plan ve partnerler. Burada arka planda çok fazla partner var. Yani Bybit'i görüyorum. Binance Smart Chain zaten var. Onun dışında Polkastarter var. Kapitaller var. İkinci sayfaya geçelim. Yine aynı şekilde bir sürü kapital var arkadaşlar. Polygon Echo var. Üçüncü sayfaya geçelim. Yine bir sürü kapital mevcut. Biliyorsunuz ki kapital firmaları bir projeye yatırım yaparken çok detaylı araştırıyorlar ve ona göre yatırım yapıyorlar. Bu benim için büyük etkenlerden birisi. Yani burada bu kapital firmaları para kazanmak için buraya giriyorsa biz de para kazanmak için buraya girebiliriz diye düşünüyorum. Kendisi dediğim gibi bir mobil uygulama olduğu için Google Play'de ve App Store'da bu oyun mevcut. Bu oyunu buralardan indirip aynı zamanda WebGL sürümü de mevcut. Buradan indirip oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi Play to Earn sistemi. Şimdi kendisinin CoinMarketCap verilerine de geçelim. CoinMarketCap'te 3015. sıraya oturmuş durumda. Henüz market cap'i 6 milyon dolar. Aslında yeni girilecek bir projede market cap'in düşük olması çok tehlikelidir. Projenin yeni olması çünkü. Çok kendini ispat etmesini beklersiniz. Hani biraz daha fiyatlansın, biraz daha birkaç anlaşma yapsın diye beklersiniz. Ama bu tarz projeler artık akım bu tarz projelerde olduğu için aslında biz market cap'in daha düşük olmasını arıyoruz ki daha fazla para kazanabilelim. Blok'ta, Wonder Hero'da, Hero Arena'da, TCLP'de birçok projede yapmış olduğumuz gibi ciddi paralar kazandık ve sizlerin de kazanmasını sağladık. Bu proje için de benim öngörüm tam olarak bu. Şimdi düşmüş oldu en düşük rakama bakmamızın anlamı yok. Çünkü 0.2 dolardan satıldığını biliyoruz. Şu anda 10x gibi bir karda ön satıştan alanlar. Tüm zamanların en yüksek rakamı da 2.88 dolarmış. Şimdi listelendiği borsalara bakalım. Bunları, yani LFV'yi bunu
Gate.io üzerinden alabiliyorsunuz. PancakeSwap üzerinden alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bir DeFi platformu olan Dodo üzerinden alabiliyorsunuz. Dodo üzerinde de hem USDT hem BUSD paritesinin olması güzel. Onu sevdim. BUSD desteğinde olması güzel. İlerleyen zamanlarda başka borsalarda da mutlaka listelenecektir. Listelenmese bile market yani adeti 2.8 milyon dolaşımda ve market cap'i 6 milyon dolar. Yani 15 milyon dolara, 20 milyon dolara hatta 40 milyon dolara falan çok rahat çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama burada tabii ki strateji neydi? 12 milyon dolarla market cap'te. Yani almış olduğunuz rakamın iki katına çıktığında malın yarısını satıp ana paranızı alıyorsunuz. Geri kalan da nereye giderse gitsin mantığıyla orada bırakıyorsunuz. Piyasanın parasını çalıp daha fazla kar elde etmeyi planlıyorsunuz. Temel teknik anlamdaki verilerine gelelim. Burada bayrak çizmiş durumda net bir şekilde 1 saatlikte. 4 saatlikte bu daha net bir şekilde gözüküyor. Burada çizmiş olduğu bayrakta saatlikte öncelikle aşağı düşme ihtimalini konuşalım. Buradan eğer bu kanalı kırarsa tutunabilme ihtimali olan ilk yer 0.382, Fibonacci değeri 1.88. Eğer aşağıya doğru hareketine devam ederse destekleri yani parça parça alım yapılabilecek yerler 1.54 dolar, 1.23 dolar ve 78.6 çok önemli bir Fibonacci değeri uzun vadeli kümüle değeridir 0.77 dolar. Buralara kadar düşerse yeni bir parite olduğundan dolayı ne yapacağı belli değil. Yalnız burada benim gördüğüm kadarıyla kendisi W formasyonu atıyor. Burada en güvenli alım noktası neresi diye soracak olursanız 2.50 doların üzerinde kapanış, saatlik kapanış. Şu anda baktığım grafik saatlik. 2.50 doların üzerindeki saatlik kapanış ciddi anlamda güvenli alımı getirir. Burada da bir W mevcut. Yani W içinde W. Burada kendisi artık gitmek istiyor arkadaşlar. Burada bir W'su da mevcut. Yani bu W'yu kırdıktan sonra buradaki W olacak bu sefer. Büyük W olacak. Burayı kırdıktan sonra da daha yukarı gidecek. Aynı zamanda burada çizmiş olduğum trend de yeşil çizgilerle görüyorsunuz. Bu trendin üzerine kırılım yaptığı anda buradaki bayrak kadar, burada bir boğa bayrak formasyonu var. Buradaki trendde kırılım yaptığı zaman buradaki boğa bayrağı kadar çizmiş olduğumuz çizgide hedefi de çizmiş olduğumuz hedefe göre de fiyatları şunlar arkadaşlar. İlk olarak tabii ki de buradaki W'nin kırılımı 2.40 dolar hedefidir. Sırasıyla hedeflerini söylüyorum. 2.63 dolar. Orayı kırarsa çok sert bir hareket yapabilir. Yukarı 3.60 dolar ve yukarıda 4.80 dolarla 4.95 dolar aralığı kendisini benim tekrar satacağım yer olur. Planımı bu şekilde işletirim. Buradan yani tekrar bir hareket yapıp burada yapmış olduğu hareket gibi tekrar bir hareket yapıp bu hareketini yapıp tekrar burada bir ekümüle olabilir ve sonrasında tekrar yukarı hareketini yapabilir. Ben şu anda ilk amacım iki katında yarısını vurup bundan sonrası için projenin nereye gideceğini önemsememek kendi planım adına. İki katında yarısını vurduktan sonra da artık nereye istiyorsa oraya gider. Ama bir oyun projesi, telefonlarla oynanabilen bir proje, yüksek kazançlar yani kullanımının çok yüksek olma ihtimali olan bir proje. Yeni bir proje. 6 milyon dolar market cap çok düşük. Kesinlikle büyük rakamlarla yatırım yapmanızı önermiyorum. Küçük rakamlarla yatırım yapıp ufak ufak kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii ki herkesin büyük küçük tanımı kişinin kendi cüzdan miktarına göre değişir. Bu kararı o yüzden sizler vermelisiniz. Yatırım yapacağınız projeyi sizler seçmelisiniz. Ben burada bu projenin şu anda iyi durumda olduğunu ve kendimin yapacağı işlemi söylüyorum. Biliyorsunuz ki tamamen bilgilendirme amaçlı ve hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sizler böyle videoların gelmesini, böyle fırsatları kaçırmamak istiyorsanız bizlere de destek olmanız için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimizden Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var, panik yok.